Lidya'nın kralı Alyattes, Bias'ın gençlik yıllarında Pirine'yi kuşattığında bir baş koyunla Alyattes'i yola getirir. Kuşatmadan sonra kentte ciddi bir kıtlık başlar. Bias iki katır alıp bunları kısıtlı imkanlarıyla besleyerek tıka basa doyurup şişirir. Bu durum karşısında herkes deli gözüyle bakmaya başlar. Çünkü kıtlık zamanıdır, iki katırı almış ve besliyor. Alyattes'e karşı ne kadar beslendiklerini göstermek için oradaki ahırın bulunduğu araziye bu katırları salıverir. Alyattes kararını şiş, sağlıklı katırları görünce Pirine'de uzun süre yetecek kadar erzak çıkıyor bulunduğunu düşünür. Gönderdikleri elçileri büyük bir salonda ağırlarlar ve ellerindeki tohumları yerlere atarlar. Sanarlar ki burada ferahlık, rahatlık var. Halbuki Pirine o zamanlar kıtlık çekiyor. Tabii elçinin inandığı bu tahıl bolluğu karşısında Lidyalılar tam dökmek yerine makul bir haraç anlaşması yaparlar. Bias kentine has uzlaşmacı yöntemiyle onları affetmiş olur. Yani zekasıyla affetmiş olur bu Bias. Tabii meclisleri de çok önemli demiştik. Ayrıca şehirde hava çok güzel olduğu için insanlar agoralarda zaman geçiriyormuş. Affedersin, agoranın anlamı ne oluyor? Çarşı, pazar, alışveriş yeri ve agoraların yanında da stoa denilen üstü kapalı, insanları güneşten, yağmurdan koruyan yerler varmış. Stoalarda zaman geçiriyorlarmış buranın halkı. Evle Pirine denilen bu şehir, Mikara Dağı'nın eteğine kurulan bir yerleşim yeri. Yani kısacası burası adalet şehriymiş. Burası şehirden millet, ilerideki millet, Bafa Gölü'ndeki Kapıkırı ve burası liman kenti. O yüzden de zengin bir liman olduğu için ticaret dolu, zengin bir yer. Bir de bu kentin bir başka özelliği de, en önemli özellikleri bir tanesi, burası tarihteki ilk ızgara planlı şehir olması. Şu an burada durdurmamın sebebi de oydu. Izgara planlı şehir olmasının sebebi de bütün yollar birbirini 90 derece kesiyor. Şurada gördüğünüz gibi oradan gelen yol bu tarafa gidiyor. Burada tam bir artı şeklinde. Bu önemli. Bir de buranın su dağıtım sistemi var. Tatlı su dağıtım. O da bakın hemen şurada bir tane yağmur. İçinde delik var. Tünklerle oraya geliyor. Oradan köşedeki tünklerle diğer yerlere, kentin içindeki yerlere